Sevgili seyirciler, piyasalardaki son gelişmeleri, günün öne çıkan ekonomi başlıklarını ve haberlerini Parasal'da Profesör Doktor Emre Alkin'in yorumlarıyla sizlere aktarıyoruz. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Emre Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler size de. Hocam dolar TL 6.05, euro TL 6.80, petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Hı-hı. Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşları dikkat çekiyor. Ne olacak? Allah beterinden korusun. Amin. Şimdi ortalık karışık. Yani sadece Türkiye ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafya değil. İşte görüyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında çok ciddi bir ticaret müzakeresi var. Daha savaşa dönüşmemiş durumda ama usul usul Amerika Çin mallarına ilave gümrük vergisi koyuyor. Çinliler de Amerikan mallarına ilave gümrük vergisi koyuyor. Yani tam bir silleme tadında değil ama bir de biliyorsunuz G20 zirvesi var. Ondan sonra işte orada da herhalde büyük ihtimalle liderler birbirle görüşecek bu konuları. Bir yandan bu oradaki gidiyor. Açıklamaların da piyasaya etkisini takip ediyor olacağız. %100 sabah itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığı ve İdlib'le alakalı bazı mevzuları konuştukları gözüküyor. S-400 meselesiyle ilgili soru işaretleri var. Dün Merkez Bankası'nın yedek akçelerini kamuya aktaracağına dair haberler çıktı. Evet hocam. Onları da tartışacağız. Yani gündem hep sıcak. Yani normalde yaz aylarına yaklaşırken biraz sakinleşme olurdu ama uzun yıllardır, yani uzun yıllardır 4-5 yıldır hiç sakinleşmedik. Konuşacak çok konumuz var. Epey var evet. Hocam biraz önce siz de dile getirdiniz. Amerika Çin'e uygulayacağı ek tarife, ek vergileme uygulamasındaki listeyi açıkladı. Çocuk kıyafetleri, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar dikkat çekiyor burada. En önemli yere gelmiş iş. Değil mi? Yani bugüne kadar bunlarla ilgili ilave gümrük vergisi hiç yoktu, koymamıştı. Bir iki yıldır Trump bağırıyordu, çağırıyordu ama bunlardan imtina ediyordu. Aslında durum şu, Roosevelt'in zamanında yani İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce Amerika Birleşik Devletleri yine Çin'e karşı çok ciddi bir dış ticaret açığı veriyordu. Orada Roosevelt bazı manevralarla Çin'i köşeye sıkıştırdı. Ama o günlerde hiçbir Amerikan firması, ya ne vardı ki zaten diyeceksiniz ama hiçbir Amerikan firması Çin'de üretim yapmıyordu diyebilirim. Halbuki şimdi. Şimdi öyle değil. Şimdi yani çok ciddi markalar var. Yani bilişim markalarından tutun da spor ayakkabısı üreten markalara kadar Çin'de çok ciddi üretimler yapıyorlar. Ve bu üretimlerin önemli bir kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Evet. Şimdi şunu sormak lazım. Yani 50-60-70 bin kişinin çalıştığı fabrikalardan bahsediyordunuz. Bu pahalı bir yerde yapılacak bir iş değil. Türkiye'de de mümkün değil bu şey. Yani bu şu an hani kur artışından sonra her ne kadar Türkiye'de işçilik düşük gibi gözükse de yani 50-60 bin kişilik bir fabrikayı kurarak üretim yapması Türkiye'nin çok mümkün değil. Türkiye'nin böyle bir üretim tarzı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir üretim tarzı yok. Avrupa'da böyle bir üretim tarzı yok. Zaten giderek iş makinelere doğru gidiyor. Yani giderek makineleşmeye doğru giden dünyada Trump'ın yaptığı şey aslında çok anlamsız. Yani 313 milyon kişinin yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ni emek yoğun bir şekilde kalkındırmak mümkün değil ki. Zaten yüksek katma değer üretiliyor. Fakat Trump ısrar ettikçe bu işte Amerika'nın sivil sanayisinde gerileme, harp sanayisinde de rekabetçi bir görünüm oluşmaya başladı. Hı hı. Mesela bu S-400 Patriot füzeleri kavgası bundan. S-400'ün Patriot'a göre üstünlükleri var. Patriot eski bir proje, S-400 yeni bir proje. Yani S-300'den de çok daha ileride bir proje. Ve Amerikan Birleşik Devletleri dünya üzerinde 200-300 milyar dolar civarındaki bu füze savunma sistemi pazarını kaybetmek istemiyor. Ama onu da hegemonik güçle yapmaya çalışıyor. Yoksa teknolojiyi yarıştırsalar belki S-400 öne çıkabilir. Onu söyleyeyim. Yani bugün bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'la beraber dünyaya bir şeyler ittirmeye çalıştığını, bir baskılar kurmaya çalıştığını görüyoruz ama bu hoş işler değil bunlar. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri adım adım ve açıktan eskiden gayri nizami harp unsurlarını işte PKK'yı falan biliyorsunuz o işte bizim sınırdaki terörist unsurları falan kışkırtmaya çalışırdı. Şimdi doğrudan ülkeleri kışkırtmaya başladı. İşte Çin'i kışkırtıyor, hatta Türkiye'yi kışkırtıyor. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini sürekli olarak tecavüz etmeye çalışıyor bu çizgilere. Türkiye sürekli olarak Amerika'yı uyarmak zorunda kalıyor. Başka ülkelere de aynı şekilde. İç işlerine karışıyor her ülkenin. Avrupa'nın iç işlerine karışıyor. Yani Trump'la beraber Amerika çok farklı bir görünüme büründü. O eski demokrasi savaşçısı, işte dünyanın en
kalabalık demokratik ülkesi falan göründüğünden çok garip. Böyle yani iki kutuplu dünyada bile hiç görmediğimiz bir Amerikan hüviyetiyle karşı karşıyayız. Bu iş böyle devam ederse bence bizim önümüz harp. Onu söyleyeyim. Yani çok ciddi olarak söylüyorum. Yani bunu çünkü zaten buna çok hazır olan insanlar var. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın milli gelirinin %24.5'ini ürettiğini, yani ama dünyanın toplam borcunun da %31'ine sahip olduğunu da söylemem lazım. Yani evet, bu borç ödenecek bir borç değil. Sürekli olarak Amerikan başkanını borç tavanı ile ilgili sıkıştırıyorlar. Trump da diyor Meksika duvarını gösteriyor sürekli. Olağanüstü hali ilan ediyor vesaire falan. Şimdi anlaşılan bu borç ödenmeyecek. Zaten devletler ödemek için borç almazlar ama yani bu borç ödenmeyecek hale geldi artık. Yani G7 ülkelerinin toplam borcunun milli gelir oranı 2050 yılında bu kafayla giderlerse sıkı durun %441 olacak. Hocam bu nasıl %441 yani ne demek bu? Hani aynı milli gelir. Yüzün çok üstünde. Tabii aynı milli gelirden 3-4 kere falan yapsanız bunu ödeyemeyecek hale geleceksiniz. Demek ki bu borç ödenmeyecek. Şimdi borç büyüyünce borçlu cüretkar olur. Bunu hiç unutmayın. Alacaklı endişelenir. Yani alabilecek miyim? Tabii. O yüzden alacaklıların endişeli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Borçlu zaten cüretkar. O kadar borç büyümüş ki. Hani bazen Çin'le alakalı bazı safsata projeler üretenler var. Yani Çin'in elinde çok ciddi Amerikan tahvili var. Bir satsalar Amerika görür. Ya nereye satacak? Satamaz ki. Ya satsa kime satacak o kadar zaten malı? Yani taban olur her şey. Yani o bütün o tahviller kağıt parçasına dönüşür. O yüzden Çin de böyle bir şey yapamaz. Paralar gider. O yüzden mecburen borçlunun iyice cüretkarlaştığı, hegemonik gücünü sonuna kadar kullandığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Yani hocam doğru anlıyorum değil mi? Bu paslaşma burada biter diyorsunuz. Daha fazla ileriye gidebilir bence mi? Bence Trump 2020 seçimlerine kadar bu Çin'le alakalı müzakereyi sündürmeye çalışıyor. İleri attıkça atıyor. Konuşacağız, merak etme, bilme. Niye? Çünkü Amerikan halkına şunu gösteriyor. Ya bizim başkan çalışıyor. Bizim başkan direniyor ama devletin içindeki unsurlar bizim başkana destek vermiyor tarzında iç siyaset malzemesi. Tabii çok fazla Amerikan filmi seyreden arkadaşlarımız da zannediyorlar ki Amerikalıların çok güzel yönetiliyor, çok iyi yönetiliyor. Bugüne kadar iyi yönetiliyordu da ortalama Amerikan halkı böyle şeylere bayılır. Yani her yer New York, her yer Kaliforniya değil. Yani orada bile var. Yani bu Trump'ın bu çıkışları Amerikan halkı tarafından destek görüyor. Görmese zaten hani bu kadar güçlü durmaz, bu kadar cüretkar olmaz. Ya 2020 seçimlerini garanti altına almaya çalışıyor. Böylelikle de alır, ben size söyleyeyim. Yani bir kere daha seçilirse felaket olacak zaten. Evet, zaten anket sonuçları da onu gösteriyor. Şu an Donald Trump'ın yukarıda olduğunu gösteriyor. Tabii %35'lerden 40'lara falan çıktı adam. Evet. Yani, hoşuna gidiyor milletin. Bir de ekonomiden iyi haber geldikçe artı yazıyor Trump'a. Zaten diyor hocam, enflasyon düşük diyor. Faiz oranları gayet iyi diyor. Fed'e sürekli ben size faizi düşürün dedim tweetleri atıyor. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde hem halkına güvence veriyor ama bizim de burada piyasalarımızı etkiliyor. Yani şöyle bakacaksınız, değerlendirmeleri bazen çok naif, çok safiyane yapıyoruz. Şimdi bu adamın geçmişine baktığınızda Trump'ın çok ahlaklı bir adam olmadığı zaten ortada. Yani aile ilişkisinden tutun da yaptığı işlere, işte devletle alakalı vergi müzakerelerine falan baktığınızda şimdi genel olarak Amerikalıların kabul etmeyeceği cinsten bir adam oturtuldu. Yani George Bush'a falan laf ediyorlar ama öyle değil. Onlar büyük ailelerden gelen. Onların ama bir politika geçmişi büyük, var. Büyük çok isimler doğru. Falan ama bu politika geçmişi yok. Bu herhalde ömrü, biliyorsunuz mektubu var. Eski Amerikan başkanlığına ben de başkan olacağım vesaire falan filan. Enteresan bir adam ama Amerika bunu seçti. Bu da aslında dünyadaki değişen bir trendin karşılığı oldu. Yani sosyal medyanın ne kadar etkili olduğunu yani bu gösterdi bize. Herkes Hillary Clinton'ın seçileceğini zannediyordu. Ondan sonra fakat bilmiyorlar ki Amerikan mahkemeleri tarafından cep telefonuyla anket yapmak yasaklandığı için normal ev telefonundan arayıp anket yapılıyordu. Ev telefonunu aradığınız zaman gündüz kim var Allah aşkınıza? Hocam ev telefonu kullanan kim kullanan var? Kullanan kim var diye. Tabii orada Hillary Clinton %80 falan çıkıyordu anketlerde. Herkes zannetti ki bu anketler doğru. Cep telefonundan yapılamıyor ki cep telefonunu aç sor bakalım kime oy verecek. Şimdi Obama hem Demokrat Parti'nin hem de Amerika'nın geleceğini temsil eden genç neslin ümitlerini kırdı. Yani Obama yani boş vaktinde falan başkanlık yapan
enteresan bir adamdı. İkinci dönemi tam felaket oldu zaten. Ortadoğu'yu da falan karıştırdı. Dolayısıyla bir de vergileri arttırdı. İnsanların sırtına yük bindirdi. Obama'yı istemediler. Bir de direkt olarak bu isteksizlik Demokrat Parti'nin üstüne rücu etti, yansıdı. Ve Trump seçildi. Yani ben Trump'ın seçileceğini bir canlı yayında söyledim. Fakat buna itiraz edenler oldu. Dedim neyine göre itiraz ediyorsun? Hocam inanmak istememişti. Yok şöyle bir şey. Amerika'daki seçim sistemini de bilmiyorlar. Amerikan seçim sistemi Electoral College dedikleri bir sistem. Yani ilk bütün seçmenler oy atmıyor. Seçmenler seçmenleri seçiyor. O seçmenler Amerikan başkanını seçiyor ve eyaletlerde öne geçmek zorundasınız. 500 bin 600 bin oy farkında olabilirsiniz. Hı hı. Ama siz eyaletleri kaybettiniz mi gider. Yani bazen bu son İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yapanlar var. Ya ne var işte? İşte Al Gore 500 bin oy öndeydi ama öbürü kazandı işte falan filan de George Bush kazandı. Ya arkadaş bilmiyorsun konuşma bari. Yani Amerikan seçimlerinde oy sayısı önemli değil. Eyaletlerdeki oy sayısı. Bir farkla eyalete aldığınız zaman bir oyu eyaletin tüm koltuklarını alıyorsunuz. Yani bir kere buna bakmak lazım. O yüzden yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri her zaman sürprizlere gebedir. Onu söyleyeyim. Bu seçim sistemini de değiştirmeye çalışanlar var. Böyle şey olmaz diye, halk seçsin diye. Çünkü halkın seçtikleri seçiyor başkanı. Halk seçemiyor falan filan. Yani epey bir uzun ayrım. Haklısınız hocam, o konu çok karışık evet. Bir konu. Türkiye'ye dönelim. Dönelim hadi. Sanayi üretimi Mart'ta %2.1 arttı aylık bazda. Bir önceki aya göre. Evet, bir önceki aya göre aylık bazda. Olumlu yıllık bir, bazda %2.2'de daraldı. Tabii şimdi şöyle bir şey. Yıllık bazda daralması normal. Bu şunu gösteriyor. Geçen yıl bu zaman daha iyiydi diyor. Hı hı. Tam zaten öyleydi hatırlasanız da %7 birinci çeyrek büyümesi vardı vesaire evet, sonra. Evet. Dolayısıyla birinci çeyrek 2019'un birinci çeyrek rakamı sıfıra yakın çıkabilir. Çünkü eksi bekleniyordu. Yani önceki aylara göre düzelme iyidir. Hı hı. Fakat bir önceki yıla göre bakıldığı için büyüme rakamları yani hala eksi çıkma ihtimali var. Azıcık pozitif çıkma ihtimali de şu an oluştu buna göre. Evet ama, çünkü hocam beklenti ama, aylık %0.9 artış. Şimdi büyüme rakamı nasıl hesaplanır adlı sanat olayını anlatayım. Evet. Büyüme rakamı bir önceki yılın aynı dönemine bakılarak yapılır. Bir önceki yılın aynı dönemi çok yüksek bir rakam. %7'ler. Dolayısıyla o ana kadar eğer TÜİK geçen senenin birinci çeyrek rakamını revize edip törpülemezse bu yılın birinci çeyrek rakamının negatif çıkma ihtimali çok yüksek. Bakın çok net söylüyorum. Ancak bu toparlanma, dipten toparlanma devam ederse bunu perakende rakamlarıyla da tabii teyit etmemiz gerekecek. Çünkü Ocak, Şubat, Mart'ı. Yine de sıfırın etrafında dönen, eksi ya da artı sıfırın etrafında dönen, çok yakın olarak etrafında dönen bir büyüme hızı olacak demektir. Hiç yoktan iyidir. Çünkü iki çeyrek üst üste negatif çıksa zaten işler kötü demek. Şimdi biliyorsun son çeyrek negatif gelmiş. Evet. Dolayısıyla bu senenin ilk çeyreği eğer azıcık pozitif ya da çok hafif negatif gelirse moralleri bozmanın anlamı yok. Zaten bunu bekliyorduk biz. Ama bu sanayi üretim rakamı, efendim kapasite kullanım oranlarının hala %75'in etrafında dolaşması bunlar iyi haber. Yani sanayi hayat sinyali veriyor. Ama perakende ile bunu bizim tescil etmemiz gerekir. Ama yine söylüyorum, büyüme rakamları bir yıl öncenin aynı dönemine göre bakıldığı için bir daralma yıl önce, o zaman şu an bir yıl önceki gereken rakamda çok yüksek olduğu için bir daralma çıkarsa bu size sürpriz olmamalı. Hocam bir de şöyle bir altyazı geçiyor. Bu arada Şubat ayı verisi %1.3 artıştan %1.4'e yıllıkta %5.1 daralmadan %5 daralmaya revize edildi. Evet. Güzel. Demek ki altyapısı oluşuyor bu işin. Şöyle, ilk gelen büyüme rakamları flash datadır. Hı hı. Bunu hiç unutmayalım. Bu flash data sonra revize edilir. Resmi rakamlarla, düzeltmeler gibi. İhracat rakamları da öyledir. İhracatçılar Meclisi ihracat rakamlarını açıklar. Ama TÜİK bunları yavaş yavaş kontrol eder. Çünkü beyannamelere bakar vesaire falan. Dolayısıyla TÜİK'in bu rakamları revize etmesinin arkasında bir şey aramayın. Bu hep yapılır. Yüksek çıkar, törpülenir. Çok düşük çıkar, törpülenmez. Biraz düzeltilir. Ama sonunda resmi olarak uluslararası kabul edilmiş bir şekilde
Bu rakamlar tekrar ortaya çıkar. Yani şu demek bu, geçen seneki çok yüksek rakam. Azıcık geriye törpülenirse resmi rakamlarla, bizim bu birinci çeyrekte sıfırın etrafında dönen çok az negatif ya da çok az pozitif bir büyüme rakamı çıkarmamız ihtimali yükselmiş oluyor. Sizin okuduğunuz zaten şeyler, bilgiler. Bu şekilde de bilgilenmiş olduk. Ben de merak ediyorum. Hocam biraz önce siz de bahsettiniz. Merkez Bankası ile ilgili bir iddialar söz konusu. Uluslararası bir haber ajansının yaptığı. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bir haberimizi izleyelim, sonra Emre Hoca'nın yorumlarını alalım. Destek için Merkez Bankası'nın 40 milyar liralık ihtiyaç akçesinden faydalanacak. Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesinden para alması için meclisten onay alınacak. İddiaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli yasal işlemleri başlatmış durumda. Evet hocam, bu ne demek? Öncelikle seyircilerimize teker teker anlatalım isterseniz. Merkez Bankası'nın ihtiyaç akçesi ne demek oluyor? Evveliyata dönelim. Bu arada sorular geliyor. Tamam. Emre Bey, Türkiye borcunu ödeyebilecek mi diye soran saygıdeğer Mehmet Demir. Hiçbir ülke ödemek için borç almaz. Şimdi bu cümleyi yazdım. Şimdi sizin sorunuza döneceğim. Sonra açıklayacağım bu cümlenin sebebini. Şimdi efendim, Merkez Bankamız A grubu hisselerden aşağı doğru sıralanan bazı hissedar tiplerine sahiptir. Devletin hissesi vardır. Bankanın, Merkez Bankası'nın kuruluşunda katkıda bulunmuş olan özel bankaların, kamu bankalarında hisseleri vardır. Ardından yine sonradan iştirak eden özel bankalar vesaireler, kuruluşların, sonra da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şahısların ve işletmelerin hisseleri vardır. Bunlar genel kurul yaparlar. Bu genel kuruldan sonra Merkez Bankası'nın karı varsa aktarılır. Bazı dönemlerde zarar da ediyor Türkiye ekonomisini kurtarmak için, ama en son biliyorsunuz karını daha Mali Genel Kurul'un tarihini beklemeden olağanüstü genel kurul yaparak Merkez Bankası devlete aktardı. Hatta çok tartışıldı. Kardeşim bekleyin, ne oldu, patladınız mı vesaire diye. Anlaşıldı ki devletin para ihtiyacı vardı. Merkez Bankası da sanıyorum 30 milyar civarında bir parayı, lira civarında bir parayı verdi. Yedek akçeleri var. Nedir yedek akçe? Yağmurlu günler için saklanan paradır. Kardan konur kenara. Bu yedek akçeler ileride eğer başımıza bir şey gelirse Allah korusun, hani ihtiyat sahibi koyarız bunu, çalıştırırız diye. Şimdi diyorlar ki devletin para ihtiyacı var. Bunu da bize verin. Verilebilir mi? Verilmese daha iyi. Eskiden Hazine Merkez Bankası'ndan kısa vadeli borçlanma yapardı. Nedir kısa vadeli borçlanma? Merkez Bankası'na derdi ki arkadaş, ben maaş ödeyeceğim. Şuralara şuralara para koyacağım. Yatırımım yapmam lazım. Ben de para kalmadı. Sen bana borç verir misin? Ben sonra sana geri ödeyeyim. Merkez Bankası da der ki var, tamam vereyim ama faizi şu. Biz buna kısa vadeli avans. Sonra bu kısa vadeli avans kaldırıldı ortadan. Dediler ki bu ne ya? Yani herkes bütçesini doğru düzgün idare edecek. Koskoca kamu içinde param kalmadı diye Merkez Bankası'na mı gider? Kaldıralım bunu dediler ve kalktı. Güzel de oldu. Ama eskiden kısa vadeli avans da devlet Merkez Bankası'na faiz öderdi. Şimdi yedek akçeyi bana ver dediğinde ne demek bu? Faizsiz senden para alacağım demek. Aslında para basmak bu. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Bizim kamu maliyesinde disiplinden saptığımızı gösteriyor. Ama ben bunun uyarısını çok yaptım. Ve bana bu konuda eleştiride bulunan kıymetli dostlara da hoca bu durdun bugüne kadar sustun. El insaf ya, 11 yıldır yazıyorum ben bunu. Gidin internet sitemde bakın. Hocam yayında da söylediniz. Ya 11 yıldır Nazlı Hanım her sabah rapor yazıyorum. 6000 kişiye falan gidiyor. Şaka değil. Her sabah diyorum ki arkadaşlar, faiz dışı fazlaya dikkat edin. Faiz dışı fazla nedir anlatayım. Faiz ödemeleri hariç kamunun gelir gider dengesinde milli gelirin belli bir oranı kadar fazla vermesidir. Yani şu demek bu. Şu faizi ödemeseydim ben, bak ne kadar disiplinli çocuktum. Bak giderlerim gelirlerimi aşmıyordu. Maalesef bu faizi ödüyorum.
O yüzden ben açıktayım. Yoksa disiplinli çocuğum ben demek gibi bir şey. Ama bunu da yapıyoruz. Faiz dışı açık veriyor Türkiye şu an. Ne demek biliyor musunuz? Faiz ödemeleri hariç de giderlerimiz gelirlerimizi aşıyor. Yani cari giderlerimiz cari gelirlerimizi aşıyor. E şimdi tamam ama işte bu ne demek biliyor musunuz? Net borçlanma yapamayacağız anlamına gelir. Net borçlanmayı da açıklayayım. Yani Merkez Bankası'ndan yedek akçesini isteyecek vaziyete gelmişsek biz, bu şunu gösteriyor çok net. Bizim giderlerimiz gelirlerimizi aştı. İç borçlanma ile bile, yani fazladan fazla iç borçlanıyoruz, onu da bile kapatamıyoruz. Fazladan para istiyoruz demek. Bu ne demek net borçlanma yapamamak? Eski borçları yeni borçlarla kapatıyoruz ama elimize hiç para kalmıyor demek. Benim en korktuğum yer burası. Yani sürekli bir borç kalıyor o zaman bakalım. Olur bakın. Mehmet Bey'in sorusuna gelelim. Borçları ödeyecek mi? Devlet ödemek için borcu almaz. Çünkü borcu veren faizi ister. Zaten ana paranın önemi kalmaz bir süre sonra. Döne 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 döne. Dünyada en son devletin borcunu ödeyen kişiyi söylüyorum size. Nikolay Çavuşescu. Ne yaptılar? Borçları ödeyeceğim diye milleti fakr-ı zaruret içine soktu. En sonunda isyan çıktı Romanya'da hatırlayın. Ondan sonra infaz ettiler adamı. Ailesiyle beraber. Şimdi dolayısıyla kimse size borçları falan ödeyin demiyor. Bazen biz böyle işte IMF'ye borcumuzu ödedik falan filan diye böyle hani çıkıyoruz ya ortaya. Ya kimse bize demiyor ki borcunu öde. Amerika borcunu mu ödüyor? İtalya borcunu mu ödüyor? Yani borçsuz ülke çok mu iyi bir şey ya? Ya zaten tasarrufumuz yok. Önemli olan borç almak değil. Borç almak ayıp da değil. Ben yani ben futbol kulüplerinde de ondan sonra yöneticilik yaptığım için biliyorum. Futbol Federasyonu'nda yöneticilik. Arkadaş borcu değere çevirebiliyor musun? Eğer borcu borçla kapatmaya başlamışsan sen zaten yanlış yoldasın. Peki hocam bu bir risk mi? Yani tabii, Mart ayındayız. Tabii. Böyle bir ihtiyacın olması 2019'un bitmesine İstanbul daha seçim, çok var. Ya İstanbul seçimleri bitene kadar büyük ihtimalle bu gemiyi yüzdürmeye çalışacağız. Bakın anlatıyorum borç almak ayıp değil. Birisinin birisinden borç alması ayıp diye görüyorum. Bu dünya halidir. Önemli olan sen bu borcu aldın nereye koydun parayı? Borcu değere çevirebildin mi? Bir borç alırsın süper bir futbolcudur. Adamı 10 liraya alırsın 100 liraya çıkar değeri. Hem borcu kapatırsın hem üstüne para kalır. Ben o yüzden hem futbol kulüplerinde bunu eleştiriyorum. Hem Türkiye'nin iş dünyasında bunu eleştiriyorum. Hem de kamunun yönetiminde bunu eleştiriyorum. Arkadaş borç alabilirsin sıkıntı yok. Hesabını doğru yap parayı nereye koyduğunu bir görelim. Ha sen eğer yanlış bir yere koyuyorsan borcu borçla çevirecek duruma falan geliyorsan işte basiretsizlik orada var. Dolayısıyla benim eleştirim bu. Borç alınabilir. Hiçbir devlet, Mehmet Bey'e de söylüyorum bundan soruyu soran, hiçbir devlet ödemek için de borç almaz. Tamam herkes faizini öder, kimse de sıkıntı yapmaz. Yunanistan'daki Çipras'ın hatası buydu. Ben hiçbirini ödemeyeceğim dedi, hop dediler ne yapıyorsun? Tamam ana parayı unuttuk da faizi ödeyeceksin. Bu başkasının parası çünkü. Yani bu para, borcu veren müesseseler başkalarının tasarrufunu alıp veriyorlar buraya doğru. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Bir, borç ödemeye mecbur değilsiniz. Ödeyeceğiniz faizdir. Önemli olan borcu almak değil, borcu nereye harcadınız? Yanlış yere harcıyorsanız o zaman bir süre sonra borcu borçla ödeyecek hale gelirsiniz. Evet. Konunun özeti bu. Anlaşıldı inşallah. Bence anlaşıldı. Zaten teşekkürü de hemen gördük. Teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili seyirciler bize sosyal medyadan yönetmen arkadaşımın da bir ekrana yansıttığı gibi hem bana hem de Emre Hocam'a sorularınızı sorabilirsiniz. Biz de parasalda mümkün olduğunca sorularınızı yanıtlamaya devam ediyor olacağız. Hocam. Buyurun. Hiç beklemediğim bir yerden bir soru geldi. Tamam. Ben ev almak istiyorum. Sizce doğru vakit mi? Şimdi bakın. İki tane soru burada önemli. Bir, evi yatırım için mi alıyorsunuz? İki, içinde oturmak için mi alıyorsunuz? Soru bu. Ya içinde oturacağınız, ailenizle beraber mutluluk, huzur bulacağınız bir evin paha biçilmez olduğunu söyleyeyim. Oturacaksan uzun süre alış fiyatına dikkat et bir tek. Yani ödeyeceğim diye milletin de içini sıkma. Ailenin reisi olarak karar veriyorsa eğer bu şahıs, bilmiyorum hanımefendi ya da beyefendi. Beyefendi, pardon. Yani ben size bu evi aldım, bakın ne kadar zorluk içerisinde burnundan getirmemesi lazım kimsenin. Tamam mı? O yüzden doğru alsın ama içinde oturacaklarsa her şeye değer. Demek ki gönüllerini içine sinmiş, çoluk çocuk için güzel düşünmüşler. O başka bir şey. Yani ben çocuklarıma hep şunu söylüyorum. Ne olursunuz olun, mutlu olun.
Mutlu olacağınız yer paha biçilmez ama hani en aile gidip de lüzumundan fazla para ödemeyin, alış fiyatı çökün. Ha, yatırım için alıyorsanız vallahi o zaman çok ince eleyip sık dokuyacaksınız. Yani herhangi bir işte çalışan bir profesyonel. Hocam çok özür dilerim, bir son dakika var. Maliye Bakanı Berat Albayrak paketle dengelenmeye büyük katkı sunacağız demiş. Hocam hemen sizin yorumunuzu alalım taze taze. Hemen paket gelecek herhalde, açıklanacak. Bu paket deminki soruyu da ilgilendiriyor. Evet, sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor açıklamasında bulunmuş. Tabii şimdi normal bunlar. Şimdi beyefendinin sorusunu tamamlayıp hemen Berat Bey'in açıklamasına dönüyorum. Diyorum ki çok inceleyip sık dokuyacaksın. Eğer bir yerde çalışıyorsanız veya bir yerde şirket sahibiyseniz, küçük de olsa sizin odağınızı bozacak şekilde bir yatırım yapmışsınız. Habire dönüp ona bakıyorsanız sakın ha yapmayın bunu. Canı gönülden giriyorsan, çok da mutluysan, buna da inanıyorsan gir kardeşim. Ama yani ev alayım vesaire yatırım amaçlı falan diye düşünüyorsan çok inceleyeceksin, sık dokuyacaksın, bol bol istişare edeceksin. Sonunda kendi kararını vereceksin ama o zaman da kimseye şikayet etmeyeceksin. İşin özeti bu. Parasının tamamıyla hiç kimseye yatırım yapmayı önermiyorum. Tamam, bir kısım TL kenarda dursun. Evet. İster ev al, ister dolar al. Hocam siz bunu hep söylersiniz. Tabii. Bir kısım TL kenarda dursun. Hepsi aynı sepette olmamalı dersiniz. Şimdi Berat Bey'in açıklaması. Çok özür dilerim. Sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklama gidelim. Sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Sevgili seyirciler, Parasal devam ediyor. Emre Hocam, çok özür dilerim, reklam öncesi sözünüzü kesmiştim. Ev almaktan bahsediyorduk. Bütün şeyi harcamayalım bir kere de denildi. Ya, tüm parasıyla bir şey almasın kimse. Bu kumar değil, bu işin ismi yatırım. Tamam. Hani bazen borsada oynamak diyorlar, tüylerim diken diken oluyor. O da yatırım. Ama paranızın tamamıyla bir yere girilmez. Yani böyle bir şey yok, bu kumar değil. O yüzden bir kısım TL'nin mutlaka bir kenarda duruyor olması lazım. Baştan tekrar diyorum, yükseldiği zaman satacak malın, düştüğü zaman alacak paran olacak. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi gibi bizim de bir kendi... Bir ihtiyat var. Evet, değil mi? Yani, başkasının almaması kaydı şartıyla tabii yani. Sayın Bakan'ın açıklamalarına geri dönelim. Sanayi üretimindeki rakamları pozitif bulduğunu ve üretiminde doğru bir şekilde, dengeli bir şekilde ilerlediğini söylemiş. Siz ne dersiniz? Anlatayım. Bir kuyunun dibine düştük. Ama kuyunun dibinde kalmadık. Yavaş yavaş kuyunun ağzına doğru tırmanıyoruz. Meseleyi bu şekilde bakın. Yani hayat belirtisi geliyor. Geçen seneki seviye ile şimdiki seviye arasında bir fark var, onu da gördünüz. Yani şuna bakmak lazım. Nereye düştük biz? Ve nereden çıkıyoruz? Evet, bir hayat belirtisi var. Sanayi yavaş yavaş yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bence çok fevkalade olumlu bir gelişme. Ama dediğim gibi bu sabırla devam edeceğiz. Yani hey yaşasın, her şey tamam düzeldi falan demenin bir alemi yok şu an. Tabii ki Sayın Bakan bunu mutlulukla açıklayacak. O da onun hakkı. Ama ben temkinli iyimserim. Ben her zaman temkinli iyimserim zaten. Yani ama iyimserimdir ama. İnsan olarak iyimserimdir ama temkinli iyimserimdir. Onun da altını çizmek istiyorum. Sanayi üretimiyle ilgili olarak Sayın Albayrak, açıklayacağımız paketle dengelenmeye katkı sağlayacağız yorumunu yapmış. Ben paketi bekliyorum. Hepimiz merakla bekliyoruz galiba. Şimdi bakın, sabahleyin rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözünü paylaştım. Meseleleri mesele etmezseniz mesele olmaktan çıkar diyor. Ama bunu derken de meselelere sırtınızı dönün, bunlar yokmuş gibi davranın deme, bir uyarıda bulunuyor. Onu hangi ses tonuyla söylediğine dikkat edeceksiniz. Yani biz genellikle meseleleri mesele etmekten korkan, çekinen insandır. Ortada bir mesele var. Biz kuyunun dibine düştük Nazlı Hanım. Yani geçen seneki seviye ne, bu seneki seviye ne? Evet. Bunu da söylemeyen bir tane Allah'ın kulu yok. Ne zaman iş dünyasıyla 50'li 60'lı gruplarla, 100'lü gruplarla buluşuyorum. Madem Ramazan, iftar, beni de moderatör yapıyorlar, soru soruyorum. Anadolu'yu karış karış geziyorum. Geçen hafta İzmir, Manisa, Samsun. Gelecek hafta da gidiyorum, Malatya'ya gidiyorum vesaire. Herkesle konuşuyorum. Bir tane Allah'ın kulu da benim işlerim süper demiyor zaten. Şimdi bunu, yani sadece iyi tarafını konuşup kötü tarafını konuşmazsak o zaman Süleyman Demirel'in dediği yere geliriz. Meseleleri mesele etmeyen bir duruma olmaz bu. Bir de hocam siz hep derseniz önce problemi kabul etmek lazım. Problemi bir kabul edelim ve problemi kabul ettikten sonra da problemin çözümüne doğru yürüyelim. Şimdi benim
Söylemek istediğim şey şu. Tabii ki Sayın Albayrak diyecek ki bakın kurtuluş sinyali geliyor. İyilik sinyali geliyor. O ne diyecek ki başka zaten? Yani ben de olsam ben de öyle derim. Ama şimdi ben o sorumlu pozisyonda değilim. Benim oturduğum koltukta alev alev yanmıyor. Yani ben rahatım. Ben de diyorum ki baktım rakamlara evet bir dipten toparlanma var ama geçen seneye göre kötüyüz. Bizim kendimize iyi dememiz için ben Eylül ayını beklerim. Daha bakalım ikinci çeyrek ne oluyor? Onu bekleyeceğim. Ondan sonra üçüncü, dördüncü çeyreği konuşurum. Ama Eylül ayı geldiğinde ben o rakamlara bakacağım. Çünkü arada bir seçim var. Ondan sonra benim korkum da var. Yani bu İstanbul seçimlerinden sonra bir erken seçim havası olur mu Türkiye'de tekrar? Seçimden kafamızı kaldıramıyoruz çünkü. Yani bana yurt dışından konuşanlar, soru soranlar veya da Türkiye'deki yabancı yatırımcılar diyor ki ama çok seçim yapıyorsunuz ya başımız döndü diyorlar. Sürekli seçim, seçim, seçim yani. Bu da tabii yabancı yatırımcıların ve uluslararası haber ajanslarının endişelerine sebep oluyor. Şöyle bir endişeleri sebep oluyor. Ya madem bu kadar seçim yapıyorsunuz, seçime alışın artık. Seçimden sonra bakarız demeyin diyorlar. Çünkü sürekli sizde seçim var. Diyor, her zaman diyor, şu an yaşadığımız an bile diyor seçimden önceki an olduğu için sürekli seçimden sonra diyorsunuz. Ya kardeşim iş yapın diyor. Ve bu çok önemli bir şey. O yüzden neye destek vereceğimizi, neye teşvik edeceğimizi, yatırımı nereye yapacağımızı, borçlandığımız parayı nereye harcayacağımızı bizim çok iyi belirlememiz lazım. Bugüne kadar iyi belirlemedik. Darılmayın. Mega projeler, mega projeler dendi. Ben de diyorum ki kusura bakmayın o mega projelerin önemli bir kısmı israf oldu. Gerek yoktu. Birkaç tane örnek veririm, kalp kırarım. Ondan sonra şimdi bu projelere gerek var mıydı? Bakın Türkiye'nin sanayi 4.0'a gitmesi için 11 milyon kilometre fiber optik kabloya ihtiyacı var. Evet. Ve bunun maliyeti Osman Gazi Köprüsü'nün 1/3 kadar. Ben demiyorum ki köprü yapmayın. Ama bazı şeyleri önceliğe alın. Dolayısıyla öncelik tespitini doğru yapmadığınız sürece amaç farklı, ortaya çıkan sonuç farklı oluyor. Ben hiçbir Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidara gelen kişilerin memleketin kötülüğünü düşündüğünü hiç düşünmedim. Herkes kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Taşın üstüne taşı koymaya çalışıyor. Eyvallah, Allah razı olsun bir şey demiyorum. Ama öncelik tespitini doğru yapamadığımız ortada. Hiçbir zaman doğru yapamadığımız ortada ki 1923 yılında Cumhuriyet kuruldu. Bugüne kadar Türk lirası 89 kere değer kaybetmiş. 7 tane majör devalüasyon. 89 kere. Yani 89 adımda diyorum yani. 52'sini de bizzat ben yaşamışım. 50 yaşında adamım ben. Hocam bu yılı düşünsek yani, zaten bu 3 ay bile her adımı yeter. Işte, o her hızlanma adımını sayıyor. Şimdi 7 tane büyük majör devalüasyon olan bu ülkede belli ki ulusal politikalar belirlenirken öncelik tespitinde doğru işler yapılmıyor. Tamam mı? Her yer yatırım. Ya inşaatla bir ülkenin kalkınması 20. yüzyıla ait bir şey. Bundan sonra inşaatla falan kalkınılmaz. Ha basit iş, o ayrı mesele. Yani bugün baktığınızda Türkiye'de bu devasa konut inşaatları var ya, bu aslında toplam konut projelerinin %7'si. Yani o koca koca firmalar, gazetelere reklam verenler vesaireler hepsi toplam konut piyasasının %7'sini oluşturuyorlar. Yine milyar dolarlıklar ama geri kalan %93'ünün yapsatçı olduğunu biliyor musunuz? Bir karış toprağı bulan üstüne iki apartman dikti. Memlekete de böyle büyüttüğümüzü zannettik. En büyük, en geniş, en derin falan bunlara gerek yok. En iyi, en verimli, en ekonomik. Biz buralara doğru gitmeliyiz. En teknolojik, en dijital. E şimdi bunu söylediğimizde kabahatli kişi oluyoruz. Ya çağırın yüzünüze söyleyelim. Ha, çağırmadığınız için buradan söylüyoruz. Ama söylemeyelim mi? Ben bilim insanıyım, benim görevim bu. Sevmediğimden değil, sevdiğimden bunları söylüyorum. Sevmeyen insanlar aferin çok güzel yapıyorsun derler. Kendi menfaatine bakar. Bizim menfaatimiz yok ki. Biz memleketin menfaatini kolluyoruz. O yüzden söylüyoruz. Darılmasınlar, gücenmesinler. Darılsalar da fark etmez. Ben doğru söylemeye devam edeceğim. O yüzden hani TV100 ekranlarından da bunu söylediğim için de üstümden önemli bir sorumluluk kalkıyor. En azından vicdanen rahatım. Diyorum ki bu doğru değil, doğru olan budur diyorum. Bana göre. Bana göre. Ama dediğim gibi öncelik tespitlerini doğru yapmamız gerekiyor. Bunun altını çizin. Hocam sorulara bakalım. Sorularda tabii diyor, sanayi üretiminden bahsedilince otomobil dikkat çekiyor. Doğru. Üretimde yavaşlama var. Nasıl aylık artış oldu? Mart ayının bu. Evet. Mart ayı. Yani evet. Dolayısıyla bu rakamlar geriden geldiği için ben de uyarıda bulunuyorum.
Yıllığa bakın diyorsunuz. Maalesef bir zaman faktörü var. Biz Mart ayının rakamlarını konuşuyoruz. Nisan'ın Mayıs'ı değil. Mutlaka Nisan, Mayıs'ta değerli kardeşimin yazdığı yorum gerçekleşmiştir. Adaşınız hocam. Emre Bey'e selam söylüyorum buradan. Mutlaka bir yavaşlama olmuştur ama bu Mart ayına ait. Yavaşlama var. Şunu diyor rakamlar. Bir kere daha söylüyorum. Geçen seneye göre kötü, geçen aya göre iyi diyor. Evet. Daha ne diyeyim? Bir aylık. Yani diyor ki Şubat ayına göre Mart ayı iyi oldu. Hı hı. Ama geçen senenin Mart'ına göre kötüdür diyor. Tamam, herhalde net anlaşıldı. Evet. Tamam, o zaman yani doğru, Emre Bey'in yorumu doğru ama rakamı bu şekilde okumak lazım. Sorular geliyor hocam. Geldikçe devam edelim. De geliyordur eminim. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Sürekli bir mentionlarımız var. Evet. Büyümedeki daralma daha ne kadar devam eder? Önümüzdeki yıl artış bekleniyor. Şimdi efendim tekrar başlayalım. Demek ki izleniyoruz hocam. Buradan güzel. Sizin dediklerinize soru şeklinde devam ediyor. Bir daha anlatayım, duyduk duymadık demeyin. Büyüme rakamları bir yıl öncenin aynı dönemine bakılarak yapılır. Hı hı. Bir yıl öncenin aynı dönemine bakılarak yapıldığı için bir yıl önce müthiş rakamlar çıkmışsa otomatik derseniz ki eyvah. Bir yıl sonra mütevazi rakamlar çıkacak diye. Mesela geçen yılın dördüncü çeyreği negatif çıktı değil mi? Evet. Tamam, garanti ediyorum bu senenin dördüncü çeyreği pozitif çıkacak. O yüzden büyüme rakamları bir şekilde baz etkisiyle de birazcık da düzelmeyle de doğrudur, pozitif çıkabilir. Ben diyorum ki OECD'nin sonradan düzelttiği, IMF'nin de sonradan revize ettiği %-1 büyüme rakamına rağmen ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti bu sene eğer ki daha başka siyasette hani işler yaşanmazsa %0 civarında hafif altında hafif üstünde bir büyümeyi yakalayabilir. Aynen bu senenin birinci çeyreğinde çıkacağı gibi. Ama bunun için birkaç şeyin yan yana gelmesi gerekiyor. Mesela döviz kurlarının bir anda uçmaması gerekiyor. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ülkenin dış politikada ve iç politikada bir kere daha türbülansa girmemesi gerekiyor. Biraz stabil olunması tamam, gerekiyor. Biraz da dış siyasette ve iç siyasette ses tonunun yumuşaması biraz düşmesi gerekiyor. Ama onun için biz maalesef Haziran'daki İstanbul seçimini bekleyeceğiz. Ama ben hala Haziran'daki İstanbul seçiminden sonra bir erken seçim olabilme ihtimali üzerinde duruyorum, haberiniz olsun. Peki hocam. Burada söylemiş oldum bunu. Söylediniz. Tamam, 24 Haziran'da biz bunu tekrardan ele alıyoruz. Dolayısıyla elimde iki tane senaryo var. Bir tanesi hiçbir şey olmazsa 2019 yılını kazasız belasız sıfırın etrafında dönerek bitirebiliriz. 2020 düzelir. Ama benim bahsettiğim ikinci senaryoda eğer bir seçim hemen arkasında erken seçim söylemleri ve nihayetinde bir erken seçim olacaksa büyüme rakamları pek iyi gitmez. Maalesef. Yani onu da söyleyeyim. Hocam sizin sevdiğiniz sektöre geri dönüyorum. Tarım. Tabii buyurun. Bu konu biliyorum sizin çok hassas konunuz. Tabii, tarım candır, onsuz olmaz. Evet. Hocam Mayıs ayının sonunda Tarım Bakanlığı'nın açıklayacağı rapor ile ilgili bir bilginiz var mı sorusu geliyor. Hayır. Yok. Yani ben şimdi bu raporlar tabii öyle topluma şamil yazılmıyor. Hani herkese gösterilerek. Ama bir sıkıntı olduğunun Tarım Bakanlığı farkında ve bu sıkıntıyı giderecek bir projeyle ortaya çıkıyor. Mutlaka yazan kıymetli kardeşimiz tarımla da uğraşıyor olabilir ya da bizim de gibi ilgileniyor olabilir. Hı hı. Şimdi tarımda çok ciddi bir problem var. Birinci problemi söyleyeyim. Bir kere bir tarım politikası yok. Yani ülke tarım memleketi diyoruz ama tarımı yukarıdan, uydulardan veya teknolojik olarak takip eden bir sistem yok. Varsa da bir yerlerde ama elimizde tarımla ilgili istatistik de yok. Yani nerede, hangi ürün üretiliyor falan filan hepsi uçurma bilgi. O yüzden yani bizim güvenebileceğimiz bir data yok. Yani soğan güya Türkiye'de 1 milyon 850 bin ton üretiliyormuş. Muş diyorum ama bununla ilgili hakikaten güvenilir bir data yok elimizde. İki önemli mesela. Bir, veri yok. İki, oligopol ve monopol hükümranlıklar var bu piyasada. Hı hı. Yani belli bir ürünün üzerinde 2-3 kişinin çok ciddi hakimiyet kurdu. Hatta bir kişinin bazı bölgelerde çok ciddi hakimiyet kurdu. Tek alıcı, tek satıcı olduğu, dolayısıyla fiyatı kendince belirlediği işler oluyor. Şimdi burada nerede? Tarım Bakanlığı tek başına bununla mücadele edemez ki. Bunda Ticaret Bakanlığı da mücadele edecek aynı zamanda. Yani dolayısıyla ne üretenin memnun olduğu ne de tüketenin memnun olduğu bir yerde demek ki arada bazıları hata yapıyor ya da iyi işler yapmıyor demektir. Şimdi bununla alakalı olarak işte lisanslı depoculuk vesaire falan bunları yapılması lazım. Ne dedim? Birinci sorun data yok, veri yok. Eyvah, İkinci sorun piyasa bozuk dedim. Yani piyasayı bozan, manipüle eden kişiler var. Üçüncüsü nedir?
tarım arazilerinin toplulaştırılması. Biliyor musunuz, tarım arazilerinin toplulaştırılması meselesi 1950'lerden beri meclise gelir ama kabul edilmez. Komisyonda direkt reddedilir. Niye? Anlatayım mı? Evet. Çünkü ne kadar fazla tarla varsa o kadar fazla traktör satarsınız. Anlatabildim mi? Anladım. İşte bu kadar basit. Yani Atatürk'ün 1923 yılında söylediği cümle çok önemlidir. Şahsi menfaatini toplum menfaatinin önüne koyma efendi diyor. Haykırmış. Yani biliyormuş kimin ne yapacağını, zaten ortaya çıkmış. O yüzden Türkiye'nin 50-60-70 yılında, değil mi, hükmeden bazı sanayi kuruluşları var. Fakat onların daha fazla mal satması uğruna biz tarımı feda ettik. Yani daha fazla traktör satılsın, daha fazla tarım makinesi satılsın diye tarlaların küçücük küçücük hale gelmesine biz ne yaptık? Müsaade ettik. Olmaması lazımdı. Ne zaman meclise gelse bu reddedildi. O yüzden bunu da söylemem lazım. Yani traktör satacağız daha fazla diye tarım arazileri maalesef küçük ölçekleri düştü. Ölçek ekonomisini kaybettik. Ne demek istiyorum bunu? Olaylarla Türkiye Ekonomisi diye bir kitabımız var Yalın Alpay'la beraber. Burada biz açık ve net olarak yazdık bunu. İster okurlar ister okumazlar bu işin hani muhatapları. Ama belli ki bu tarım arazilerinin toplulaştırılmaması meselesi sebebiyle bizim kaybettiğimiz çok şey var. Burada göz yumuldu bugüne kadar. Niye? Çünkü bazıları traktör satacaktı. Bazıları işte ne kadar fazla tarla varsa o kadar çok tarım alet avadanlığı satacaktı vesaire vesaire. Ayıp oldu. Yani ayıp oldu. Göz göre göre oldu bu iş. Yani kişisel menfaatler toplum menfaatinin, vatanın menfaatinin önüne çıktı. Yanlış olmuş. Ama ne dedim? Bir, elimizde veri yok tarımla ilgili. İki, piyasayı bozan, değil mi, kişiler var ve gruplar var. Üçüncüsü maalesef tarım arazileri küçük. İşte bu kadar. Yani bunun üzerinde çok ciddi, uzun uzadıya hani bunu nasıl anlatan bir rapor yazmaya gerek yok. Nasıl çözeceksiniz? Bize bunu anlatın. En önemlisi buradan Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Nasıl çözeceksiniz bu üç tane garip işi? Onu bana anlatın. Hocam en güzel problem çözünebilen problem bence. Tabii ya, o yüzden Allah çaresiz dert vermesin. Bunlar çözülür de niyeti bir okumak lazım. Peki hocam, enflasyonu şu an en çok öne çıkan konu gıda. Tabii doğru. Gıda. Gıda ve tarım. Sera Ağaç'ı bu konuya nasıl sizce destek olabilir? Olabilir, olabilir. Şimdi burada atılan adımlara biz kötü falan filan diyemeyiz. Yani birisi bir iş yapıyorsa buna destek vermek zorundayız. Eğer Sera Ağaç'ı bir kere kim tarafından işletilecek, kim yönetecek bunu? Millet işte devletin elinde olmasın. Ya arkadaş, bilmiyorsunuz işi. Hollanda'da da Fransa'da da birçok yerde devlet kontrolünde gidiyor bu işler. Mesela Fransa'da üzüm üretimi ve şarap üretimi direkt olarak devlet üretiminde gidiyor. Apelasyon kontrolü diye yazar. Ne demek? Devlet geliyor, müfettişini gönderiyor. İyi yapıyor musun, kötü yapıyor musun diye. Bizde de var tarım hani müfettişleri, ama yani gerçekten müfettişler bunlar. Yani kontrolörlük yapıyorlar orada. Çünkü diyor ki benim ülkemin namusu tarım ürünüdür diyor. Bu tarım ürününün bozulmasına ben müsaade etmem diyor. Bununla ilgili müdahaleleri var vesaire vesaire. İsrail'de aynı şekilde bu böyle gidiyor. Yani ama kamu yani şu anki durumuyla çok disiplinli gözükmediği için vatandaş da diyor ki aman ha devleti falan bulaştırma diye. Ama bunun doğrusu, haklılar ama bunun doğrusu devlet kontrolünde bu işin yapılması ve perakende sektör muamelesi görmemesidir. Perakende sektör gibi muamele edilemez tarıma. Tarım hassas bir sektör, stratejik sektör hatta. Yani dolayısıyla başkasına muhtaç olmamamız için bizim tarım sektörüne ehemmiyet vermemiz lazım. Varsın petrol çıkmasın ama tarım doğru düzgün işlesin. Benim düşüncem bu. Bir Cankut Yazıcıoğlu. Hocam seçimler tüm enerjimizi sildi. Doğru. Belirsizliği kaldıracak bir günümüz daha yok. Doğru. Geleceği konuşacağımız ve üreteceğimiz günler yakındır inşallah demiş. İnşallah aynı temenniye katılıyorum. Ancak demokrasi sandıktan ibaret değil. Demokrasi aynı zamanda kişisel hak ve özgürlüklerin, adaletin ve eğitimin yükseltilmesidir. Dolayısıyla ben Cankut Bey'e katılıyorum. Yani o kadar çok seçim oluyor ki demokrasiyi seçimden ibaret zannetmeye başladık ve yorucu oldu bu. Halbuki demokrasi önemli, kişinin kendi kendine de muhalefet edebilmesidir. Yani gitmesi bir belediye başkanına ya da bir lidere, ya arkadaş ben beğenmiyorum, niye böyle yapıyorsunuz diye karşındakinin de tamam dur ben sana anlatayım diye sakince, değil mi, modern bir şekilde bunu anlatabilmesidir. Bunu da kaybettik. Yani maşallah hani eleştiri yapmaya falan hiç gelmiyor. Herkes de kıyamet gibi akıl var, akıl da veremiyorsun. Ondan sonra biz en iyisini biz biliyoruz diyorlar. Ben demiyorum, ben bütün cümlelerime bence diye başlıyorum. Ama herkes hüküm veriyor. Şimdi hüküm verilmez bu işlerde. Özellikle insan
karakterinin işin içine girdiği yerlerde pozitif bilim çalışmaz. Özellikle cebe yansıyorsa hocam. Doğru. Bu çok önemli. Şimdi tecrübe çok önemli. Böyle koca koca kurumlar var. Kamu kurumları, Merkez Bankası vesaire falan. Bunların başlarında oturan insanların aslında belli yaş ve tecrübeye sahip olması lazım. Tamam, genç yetenek yetiştireceğiz ama yani 1994 krizinde lise talebesi olmuş, 2001 krizinde üniversitede olan ya da yurt dışında yüksek lisans yapıp bu krizle alakalı hiçbir tecrübesi olmayan arkadaşlarımız bugün geldiler, o kurumların başında yönetiyorlar. Bunları yaşamış olan kurum yöneticileri var. Onların beceriklerini görüyoruz zaten. Gayet iyiler. Yani kamu bankalarının başında çok tecrübeli insanlar var. Gayet güzel yönetiyorlar. Ama diğer taraftan hani para otoritesinin başından tutun da diğer yerlere baktığımızda gerçekten krizlerle alakalı, özellikle Türkiye'nin krizleri alakalı birebir yaşanmış tecrübesi olmayan genç arkadaşlar var. Biraz vaktinden önce oraya gelmiş olabilirler. Ama şimdi ilk tecrübelerini elde ediyorlar. O da ayrı mesele. Yani bir, değil mi, derbi hakemi hiçbir derbi yönetmeden, değil mi, olamaz. Yani birinci derbisini yönetecek ya, 42. derbisini yönetiyor diyeceğiz. Ama buraların başında eğer madem geçmişe ait tecrübeleri yok, o zaman bu konuda tecrübe sahibi olan insanları her gün dinlemeliler. 94'te bu oldu, 2001'de bu oldu, 2008'de bu oldu diye. Yani bu tecrübeleri yaşamadan, birkaç da küçük hata yapmadan geçmişte, genç yaşta bir anda pat diye oturunca elbette ki bir bocalama oluyor. Ben kendisiyle, Sayın Merkez Bankası Başkanı göreve ilk başladığında da kendisine dedim ki, efendim kendinize has bir üslubunuz olsun. Her yerde konuşmaya mecbur değilsiniz ve sizin basın açıklamalarınız kes yapıştır yöntemi gibi olmamalı. Bir önceki başkan kes yapıştır yapıyordu Sayın Başçı. Yani artık ezberlemiştik metinleri. Şimdi de aynı duruma döndü. Kes yapıştır, kes yapıştır. Şimdi halbuki daha başlarken Sayın Çetin Kaya çok iyiydi. Yani fazla da konuşmuyor zaten, doğrusunu yapıyor. Evet. Gerekli yerlerde konuşuyor. Fakat biraz artık bu edinmiş tecrübeleri daha da pekiştirmek için bu konuda geçmiş tecrübeleri sahip kişilerle beraber yürümeli. Bütün kadro genç olduğu zaman o zaman diyorlar sen bunu hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Sen neredeydin? Ben lise sondaydım. Sen ne yapıyordun 2001'de? Vallahi ben yurt dışında Londra'da master yapıyordum da olmaz bu iş. Yani sonuçta bu konuda ciddi tecrübeye sahip olan insanları dinlemek lazım. Ama dediğim gibi herkes kulakları tıkadı. Hiçbir şey duymak istemiyor. Olumsuz şey duymaktan hoşlanmayan bir milletiz. Ya kimse hoşlanmaz da ama problemi kabul etmek lazım. Ortada bir problem var. Yani bu problemin olmadığını ondan sonra düşünerek bir yere varamayız. Bir de son şunu söyleyeyim. Alınganlık göstermesinler. Mutlaka çok çalışıyordur oradaki arkadaşlar. Eminim ki yani alın teri döküyorlar vesaire ama bir şey yanlış gittiği ortada. Demek bir şey yanlış gittiği ortadaysa bunu da kabul etmek lazım. Yani böyle olmaz. Sen ben ne çekiyorum biliyor musun? Tamam da sen çekiyorsun, biz de çekiyoruz burada. Değil mi? Sokaktaki vatandaş da çekiyor. Demek cesaretle size bir telkinde bulunan kişi varsa, eğer size bir şeyler isteyen kişiler varsa, yok arkadaş bu iş olmaz, yapmayın sakın bunu falan diyebilmek lazım. Yani bunun için dirayet, mesela bırakıp gitmek de bir çözüm değil. Sonuna kadar direneceksiniz. Ben bulunduğum müesseselerde sonuna kadar direnirim hep. Derim yapmayın, etmeyin vesaire falan diye. Yani bir de %90 herkesin böyle yaşasın diye kabul ettiği kararlarda bazen ben çıkarım, yok hop bir dakika durun derim ya. Çünkü o herkes böyle bir gaz almıştır böyle gider. Derim ki yok yok bir kere daha düşünün. Bir kere daha düşünmekte fayda var. Bakın böyle heyecanla karar verdiniz ama bunun şöyle şöyle sonuçları olabilir diye. Bu ayıp bir şey değil. Ama genellikle bu tip böyle kurullarda kimse risk almak istemiyor. Herkes topluca bir şeye karar vermişse tamam ben de deyip geçiyorlar. Olmaz öyle şey. Yani bu iş yönetim sanatıdır. Ve yönetmek çok kolay bir sanat da değildir, onu da söyleyeyim. Değil. Evet. Hocam çok az bir zamanımız kaldı ama şu soruya da hemen değinmek istiyorum. Bu soru sürekli geliyor hocam bize. Maaştan maaşa çalışıyorum, param ancak faturalara yetiyor. Haklı. Evet. Haklı. Sayın Atilla Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi iki tane şey var. Bir, parasını doğru dürüst harcamayanlar var az kazanmalarına rağmen. Bir de saygıdeğer Atilla Bey gibi zar zor kıt kanaat geçinenler var. Haklılar. Ve burada bazen şöyle eleştirilerde bulunuyor. Ya kardeşim işte maaşımız az diyorsunuz ama işte bilmem ne telefonu alıyorsunuz. Almasın mı kardeşim ya? Ne kadar enteresan bir laf bu. Yani teknolojinin son olanaklarından kullanmaya çalışmak, bundan ailesine de vermeye çalışmak, mutlu etmeye çalışmak, onları ayıp gören bir acayip anlayış da var. Yani şimdi şunu demek istiyorum. Bir, yaşamsal harcamalar nedir? Baştan bunun bir tarif edilmesi lazım. Eğer yaşamsal harcamalar sadece
21. yüzyıldan önceki yüzyılda tarif ettiğimiz gibi 1990'larda falan kalmışsa yanlış yoldayız. Bugün iletişim önemli harcamalardan bir tanesidir ve yaşamsaldır. Ama hocam hayat çok pahalı. Bakın yemek, içmek, barınmak, güvenlik, bu biliyorsunuz bu ihtiyaçlar hiyerarşisi ama iletişim. Dolayısıyla devlet bakacak buna. Ulaşım, iletişim de dahil oldu bunlara. Dolayısıyla ben bunların üzerindeki vergiyi indireceğim. Öyle yapmıyor ki. Vergiyi bindirdikçe bindiriyor. Yani mesela sigara, alkol. Ya bu tamam, bunsuz yaşarsın. Alışkanlığın varsa yürü git. Ben bilemem. Yani afiyet olsun diyemeyeceğim. Ama ben karışmam. Kişinin özgürlüğüdür. Ama barınma, değil mi? Yeme, içme, evet. Beslenme, ısınma, değil mi? Güvenlik, iletişim, ulaşım, kritik altyapıya sahip olmak falan filan, bunların hepsi artık hiyerarşinin içerisinde yer alıyor. Bunlarla ilgili vergileri, ya nasıl olsa vatandaş mecburen alıyor, ben de buradan rahat vergi topluyorum diye giderseniz, işte Atilla Bey'in şikayeti oluşur. Ya zar zor geçiniyorum zaten diyor. Soru soruyorlar. Paran olsa ne yapardın diyorlar. Borçlarımı öderdim diye cevap veriyor insanlar. Ben yapmadım ama özel bir banka yapmış bunu. 14 bin kişiyle yapmış bu anketi. Faturalar çok pahalı diyor. Herkes faturalardan şikayet ediyor. Fatura dediğine elektrik, gaz, su, değil mi? Bunlar. Evet hocam. Yani, o zaten hepimizin iletişim. Yaşadığı bir problem. Atilla Bey yerden göğe kadar haklı. Kamu önüne koyacak şapkasını ve diyecek ki ben bunun vergilerini düşürüyorum. O zaman Atilla Bey'lerin haklı olarak ceplerine biraz daha para kalacak. Hocam çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Parasal'ın sonuna geldik. Yarın Emre Hocam'la aynı saatte görüşmek üzere.